Duru TV ekranlarından iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, bugün 1 Şubat 2019 Cuma Duru TV Haber Merkezi'nin hazırladığı bölge haberleriyle karşınızdayız. Şanlıurfa'da olduğu gibi bölgelerimizin de nabzını size sunmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Adana'da asker uğurlaması sırasında minibüs ile iş makinesi kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı kazada öğrenilen birisinin asker olduğu ve genç olduğu öğrenildi. Kaza Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Kırataş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker uğurlaması olan Haydar Ateş'in ailesine Kırataş Belediyesi tarafından minibüs tahsis edildi. Ailecek minibüse binerek Kırataş ilçesinden Adana Merkez Otogarı'na doğru Haydar Ateş'i asker uğurlamak için yola çıktı. Adana merkezine doğru yola çıkan minibüs ilçe yönetimindeki ters yönde ilerleyen kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ben buna damarını lütfen açıyorum. Ayşe, nereye gidiyorsun? Nasıl oldu? Nasıl oldu şimdi? İçinde mi gidiyorsun? İçinde. Nasıl oldu abla? Ay, hiç fark etmedik bile. Yakınız var mıydı? Bilmiyorum. Hepsi yaptırmış, asker. Nereden geliyor lan, asker mi hepsi? Asker uğurluyordu. Otobüste mi asker uğurluyordunuz? Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan Haydar Ateş, Azem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Haydar Ateş, Azem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan 20 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Haydar Ateş kendisini asker uğurlaması için Adana'ya geldiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri ambulanslarla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe sürücü ilçe ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, kameralarımızı şu anda Adıyaman'a çeviriyoruz. Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır, 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Çomakköy yolunda Selim A yönetimindeki otomobil ile Murat D yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Selim A ile araçlarda bulunan Nazlı A, Talha D, Tuncay A, Hüseyin A, Ömer A, Muhammed Enes D ve Çiğdem D hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek yaralılardan durumu ağır olan Nazlı A ve Talha D yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Sevgili seyirciler, Siirt'te terör suçundan 28 yıldır aranan şahıs jandarmanın 3 ay süren çalışması sonucu yakalandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 1991 yılından bu yana aranan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada 28 yıldır aranan zanlının jandarmanın 3 ay süren çalışması sonucu Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde yakalandığı kaydedildi. Yakalanan şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Evet sevgili seyirciler, bir diğer haberimiz Diyarbakır'dan geliyor. Diyarbakır'da seyir halindeyken lastiği patlayan araç şarampola yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk 7 kişi yaralandı. Olay Diyarbakır-Silvan Karayolu 20. kilometresi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır yönüne ilerleyen otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampolaya yuvarlandı. Araçta bulunan 3 çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.
Otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sevgili seyirciler, Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalından kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi SBÜ ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü. 10 gündür arama çalışması yürüten ekipler, Kaylı'nın cesedini suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların bulunduğu bölgede buldu. Kaylı'nın cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Öğretmen Nihat Kaylı'nın ağabeyi Aziz Kaylı, ailecek üzgün olduklarını belirterek, kardeşinin suya düştüğü günden bugüne arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür etti. Evet, bugün 10. gün işte çalışmalar sonuç verdi. Üzgünüz, sonuçta cesedi bulundu. Sağ olsun polis dalgıçlarımızın çabası bayağı yoğundu, yani şurada yoğunlaştılar. Makinenin yardımıyla da bulundu. Ömer dalgıç çünkü tecrübeliler. Orayı genelde orayı işaret etmişti orada bulunur diye. Onların yardımıyla sağ olsun iş makinesinin yardımıyla bulduk. Yani acımız biraz dindi tabii. Allah razı olsun devletten, bütün çalışanlardan, destek verenlerden Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Mardin'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarına ait sığınak ve barınaklar imha edilirken 55 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada 25-30 Ocak arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Geneli Kırsalı'nda icra edilen özel birlik operasyonlarında bölücü terör örgütü mensuplarına ait birçok sığınak ve barınağın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada gerçekleşen operasyonlarda 55 kilogram patlayıcı madde, 1 adet Zagros tüfek, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet patlamamış tank mühimmatı, 60 adet Kalaşnikov fişeği, 4 adet hard disk, 1 adet Kalaşnikov şarjörü, 2 adet uçak savar boş kovanı, 32 adet pil, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet hafıza kartı ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait tüp, giyecek, yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınırken patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edildi denildi. Sevgili seyirciler, İstanbul merkezli Adana'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde yasa dışı bahis oynatıldığı illere sürülen 300 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aylardır takip ettikleri yasa dışı bahis şiddetini çökertmek için bugün şafak vakti düğmeye bastı. İstanbul merkez aralarında Adana'nın da olduğu çok sayıda 300 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri de şafak vakti 19 kişinin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda çok sayıda eve baskın yapılırken şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerine yapılan baskında bilgisayarlara ve dijital malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı. Evet sevgili seyirciler, şu anda kameralarımızı kilise çeviriyoruz. Kilisin Erbeyli ilçesi Çoban ve Gümrük Müdürlüğü tarafından Suriye'den Türkiye'ye getirilen 500 Hint bülbülü ele geçirildi. Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kilis'in Çobanbey Gümrük sahasına gelen RP isimli şahıs ve yanında bulunan Suriye uyruklu FM'nin Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde kaçak yollardan 500 adet Hint bülbülünü Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü'ne Hint bülbülü kuşları teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından şahıslara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine göre hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçlarından cezai işlem uygulanmak üzere işlem yapıldıktan sonra 500 adet Hint bülbülü Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. İki kişi ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Sevgili seyirciler, Gaziantep-Osmaniye karayolunda kaza yaparak alev alan otomobile sıkışan 3 kişi çevredekilerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Şahinbey ilçesine bağlı Bayatlı Kırsal Mahallesi'nden çalışmak için Gaziantep merkeze giden Nadir Şeyh'in kullandığı plakalı otomobil gizli buzlanma nedeniyle kum ocağı yakınındaki virajda kayarak aynı yöne gitmekte olan Osman Kağan'ın kullandığı kamyonete yandan çarparak altına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başlarken kamyonetteki iki kadın ise yola savruldu. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıları yanan otomobilden kurtarmayı başardı. Yangın müdahalenin ardından söndürülürken yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoldaki kamyonet ise polis ve vatandaşlar tarafından iteklenerek yolun kenarına götürülmeye çalışıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nadir Ş, Cemal Ş ve Ökke Ş'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Durmadan dolayı araba yolda dönerek geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybetmiş halde arabanın altına girdi. Ben adamı elimden çektim, çıkardım bir vatandaş olarak. Ama ağır yaralılarımız var. İki tane onda yaralı var, üç tane bunda yaralı var. Araba yandı, normal kardan söndürdük. Yani bakın, tırdan çektik arabaları. Tırlar da çektik. Yani Allah yardım etsin diye fazla bir şey demiyorum. Buzlanmadan dolayı. Karşıdan araba kayarak suratlı geldi. Dedim cana bir şey olmasın. Öbür taraf, yani hafiften sola kırınca altıma girdi zaten. Dedim şu tarafı açayım kendine. Sağ tarafı açayım. Açamadım. Açmama fırsat vermedi yani. Tam yolun ortasında altına girdi. Baktım benim çocuktan kanım yerde. Onların derdine düştüm yani. Üçünün de beşinin de derdine düştük yani. Sevgili seyirciler, Mersin polisi şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerde ve kentin giriş ve çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Ekipler araçta bulunan iki kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Dışarıdan mı? Evet, gerçekten emniyet güçlerimizi başarılı operasyondan dolayı tebrik ediyoruz. Sevgili seyirciler, kameralarımızı Adıyaman'a çeviriyoruz. Adıyaman'da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarttığı mahkemelerce tutuklandı. Evet sevgili seyirciler, Adana merkezi 18 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Başsavcılık 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 kişiyi yakalamak için şafak vakti 28 Ocak günü Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Polis belirlenen adreslere tek tek girip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada da 18 ilde 20 asker gözaltına alındı.
askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. 20 şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Evet sevgili seyirciler, bölge haberlerimizi burada noktalıyoruz. Yarınki doğacak olan güneşin gül yüzünüze mutluluk tebessümlerini saçması dileğiyle. Dua ve selamla esen kalın. Tarihin